Selamlar dostlar, ben Fen ve bugün acı çekeceğiz. İyi seyirler. Ve karşınızda Jacob and Esau. Evet, acı çekeceğiz derken tam anlamıyla bunu kastetmiştim. Bir önceki videonun altında yorumlara bir arkadaş şey yazmış. Daha fazla skill şu görmek istiyoruz. Neden Jacob ve Esau ile oynamıyoruz? Ya da bu minvalde bir şey, tam hatırlayamıyordum şimdi. Ben dedim ki neden olmasın? Neden olmasın? Dedim hadi birazcık acı çekelim. Bildiğiniz üzere Jacob ve Esau iki tane karakterden oluşuyor ve iki karakteri de aynı anda kontrol ediyorsunuz. İki karakterle beraber farklı eşyalar alıyorsunuz. Her birisinin canı kendine sayılıyor. İki karakterden bir tanesi bile ölmemesi lazım ve bu şekilde düşmanları yenmiş olmanız lazım. Ve Jacob ve Esau oyuna çok güçlü unlocklar da getiriyor aslında. Mesela Rock Bottom. Bugün açabilir miyiz? İnanın bilmiyorum. Lakin Rock Bottom oyundaki en güçlü eşyalardan bir tanesi ve tabii ki de açabilmeyi çok isteriz. Bu şekilde şu arkadaşı da temizleyelim hemen ve boss'a giriyoruz dostlar. Monstro, yani nispeten gelebilecek iyi düşmanlardan bir tanesi. Zannediyorum ki Monstro'dan böyle pek de hasar almayız. Yani öyle monstrodan hasar alacak da değiliz değil mi? Umarım almayız. Jacob ve Esau ile oynadığım için arada sırada odaklanmam gerekebilir dostlar. Küçük küçük boşluklar olabilir oynanışta. Blood Clot. Blood Clot'ı alalım bakalım. Jacob'la bizim hasarımızı ve range'imizi bir miktar arttıracak. Solda neden statlarımızda bir artış olmadı? Bildiğim kadarıyla Blood Clot'ta bir artış olmuyor. Çoktan 2 dakikaya yaklaşıyoruz. Bir tık hızlanmamız gerekiyor. Eğer ki Rock Bottom'ı açabilmeyi en azından hayal dahi edebiliyorsak. Çünkü dostlar Rock Bottom'ı açabilmek için oyunu 20 dakikanın altında Deft'e kadar taşımamız gerekiyor ve Boss Rush'ı da tamamlamamız gerekiyor. Boss Rush'ı tamamladığımız zaman Rock Bottom eşyası açılıyor. Scatter Bombs. Scatter Bombs'u Jacob ile alalım bakalım. Jacob ile şuradan içeri girelim. İçeride belki bir eşya çıkar. Çıkmadı, dert değil. Çıkıyoruz hemen dışarıya. Şuradaki kırmızı kalbi alamayacağız. Şurada bir bombamız var. Şuraya şunları atarsak zannediyorum ki her şeyi alırız. Şunları da aldık hemen. Anahtarı da alalım. Çünkü anahtarımız az. Bir miktar az. Markete gireceğim. Girelim bakalım. Mystery Gift. Mystery Gift'i açabilecek miyiz bakalım. Aslında şöyle yaparsak zannediyorum ki açarız. Alabilir miyiz? Alamadık. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Gizli odayı arayabiliriz. Muhtemelen burada ama ben iki yere de bakacağım. Birazcık yavaş gidiyoruz yine. Hayır. Saçma sapan bir hasar aldım ve sanırım alabiliyoruz. Evet, Mystery Gift'i alabiliyoruz. Bir beşlik daha geldi buradan. Süper gizli odaya da gidebiliriz anlamına geliyor bu. Evet, birazcık hızlanmamız lazım. Alalım bakalım şunu hemen. Tarot Cloth'u almayacağım. Yani para yok. Bu daha değerli şu an. Ne abi? Placebo. Placebo'yu alalım bakalım Jacob ile. Yani hapları kullanabiliriz aslında. Bir Tears Upgrade hapı çıktığını düşünsenize. Mükemmel olur yani. Açabilecek miyiz? The Sun. The Sun'a ihtiyacımız yok şu anda. Süper gizli olanın da burada olduğunu düşünüyorum. Değilmiş. Yapacak bir şey yok. Girelim bakalım alt kata. Placebo'nun şarjı 4 mü? 3 değil miydi hocam? Güncelleme falan mı geldi oyuna? Benim bilmediğim. Gelmiş olabilir cidden. Çünkü son zamanlarda Simic'te falan da güncellemeden bahsediyordu. Bir büyük Isaac güncellemesinden bahsediyordu. Ama Kasım'da geleceğini falan söylemişti. Ara bir güncelleme yaptılar da benim haberim mi yok acaba diye düşünüyorum. Placebo'nun base şarjı sanki 3'tü. Emin olmamakla beraber. Hadi bakalım birazcık hızlanalım. Şunu da patlatıyorum ki belki içerisinden Crawl Space çıkar. Crawl Space çıkması bizim çok işimize gelir açıkçası. Yani ekstra herhangi bir eşya bizim için gayet iyi olacaktır dostlar. Dostlar bu arada bu videoyu yayınladığım zaman yayında olabilirim. Haberiniz olsun, bir kontrol ediverin siz de yani. Bir kontrol ediverin. Kick hesabımızı. Eğer takip etmiyorsanız hemen bir hesap açıp takip edebilirsiniz dostlar. Kanala destek olmak istiyorsanız tabii ki.
Ama onun dışında sadece videoları izlemeniz bile benim için gayet yeterli bir destek. Ama daha çok destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve Kick hesabımı da takip etmeyi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Discord hesabımıza, Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Takılmak istiyorsanız, Isaac hakkında bilgi almak istiyorsanız ya da kanaldaki duyuruları daha erken almak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Çok aktif değilim ama Instagram'a da arada sırada shorts vesaire atıyorum. Aynı şekilde TikTok'ta bir tane videom bu arada 30 bin görüntülendi. Çok şaşırdım. Hayatımda aldığım en büyük görüntülenme dostlar. Yani sınırsız Brimstone shorts videosu 30 bin görüntülenme aldı. Yani ben çok mutlu oldum, ne yalan söyleyeyim. Evet, şeytan anlaşmasına girelim bakalım. Şeytan anlaşmasında ya evet, Eye of the Occult güzel ama yok. GG istemiyoruz dostlar. İstemiyorum. Birazcık hızlanalım. Elimizi hızlandıralım bakalım. Çoktan 6 dakika olmuş bile. Uzun süredir yoktum dostlar. Dolayısıyla sürçülisan edersem affola. Uzun süredir video çekmiyorum. O yüzden birazcık unutmuş olabilirim. İşte uptalk yapabilirim. Ne bileyim. Afalak neydi? Ne sesler deniyordu ona? Budala sesler, afalak sesler, bir şey sesler deniyordu. Gibi. İsmini dahi unuttum terimin. O tarz sesler de çıkartabilirim. Soul Heart'ı verdim. Hadi bakalım. Ne çıktı içerisinden? Hiçbir şey. Çıkalım bakalım. Yani o yüzden dediğim gibi sürçülisan edersem affola. Hızlı bir şekilde düşmanları temizlemeye çalışacağız. Ama yani çok ümidinizi şey yapmayın, yüksek tutmayın dostlar. Yani burada Rakbat... Oo, ben o hasarı nasıl almadım inanın bilmiyorum. Sinus Affection. Sinus Affection'ı biz verelim bakalım Jacob'a. Jacob biraz daha... Jacob diyorum, İsa. İsa biraz daha Jacob'dan güçlü hale geldi. Bu şekilde markete de girebiliriz demek oluyor. 26'na ulaştık. Bir Birthright... Birthright bu arada Jacob ve İsa için ne yapıyor bilmiyorum. Hala da Birthright'in bütün karakterlerde ne yaptığını bilmiyorum dostlar. Ya evet, bir Isaac kanalı olabilirim. Isaac'te 360 saatim olabilir. Ama hala daha benden aranızda oyunu çok daha iyi bilenler var. Hatta oyunu benden öğrenip benden çok daha iyi bilenler var şu anda. Ben oyunu dostlar sürekli olarak oynamıyorum. Haftada 2 saat, 3 saat, bazen 5 saat. Bazen hiç oynamıyorum. Mesela geçen 1 aylık... Birthright geldi. Evet. The character who picks up the item gains copies of 3 of the other character's passive items. Aa, olur. Gains copies of 3 of the other character's passive items. Yani buna Jacob'a mı vermemiz gerekiyor? Sanırım Jacob'a vermemiz gerekiyor. Evet. İkisi de şey oldu bu sefer. Torn photo ikisinde de olmuş oldu. Yani fena bir birthright değil, onu fark ettim. Ama çok 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 iyi bir birthright olduğunu da söyleyemem. Yani oyunu birazcık dengeliyor. Jacob ve İsa'nın güçlerini birazcık dengeliyor. Özellikle oyun başında aldık. İkisinin de fire rate'inin bir miktar yüksek olması tabii ki de işimize yarayacak. Daha fazla bu katta debelenmeyeceğim. Hızlanmamız gerekiyor birazcık. Şu şekilde videoyu bir kontrol edeyim. Dostlar bu arada çok üzücü bir olay oldu, ben anlamadım. Videoyu çekerken bugün F5'e bir bastım, video kaydını başlattım. Bir anda Isaac'in ekranı glitchlendi. Yani böyle bildiğiniz glitchlendi yani. Çok saçma sapan bir şey oldu. Alt taba falan attım, bilgisayar kapandı çok saçma bir şekilde. Grafik kartımda bir sorun var acaba diye düşünüyorum. Yani ne olduğunu anlamadım. Bilgisayarı zorla kapatıp açmak zorunda kaldım. Şunu alalım. Placebo'yu kullan bakalım. Bulduk işte. İşte bulduk dostlar. Ben size dedim. Temperance alalım bakalım. Şu şekilde alalım. Ya da sana abi hızlanmak gerekiyor artık. Aa dur. Dur. Ölmek istemiyorum. Dur. Sana kullanacağım diye 2 saat debelendim orada. Tamam. Sakiniz hocam. Sakiniz. Hızlanacağız. Birazcık hızlanacağız. Bir tane kırmızı kalp bizi koruyamaz. Ama tears up güzel oldu. Her 6 odada bir artık bir tears up alacağız. Anlamına geliyor bu. Girelim bakalım şuradan içeriye. Tech point 5. Gel bakalım Jacob.
şuradan gizli odaya giderim. Birazcık hızlı davranmam gerekiyor. Vitesi 4'e takalım bakalım. One up. Çok güzel, çok güzel. Anahtar lazım, anahtar lazım. Buluruz hemen, geri döneriz, sıkıntı yok. Anahtar bulunur. Umarım bulunur. Markete de gitmem gerekiyor bu arada. Şuradan hasar almak istemiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen salın beni. Rica ediyorum, salın beni. Presi boyu bıraktırmayacağız. Abi tek attık ya. İlk haptan Tears Up çıktı gerçekten. Bak bu çok güzel bir sinerji dostlar. Placebo. Ya adı üzerinde. Placebo dediğiniz şey hani size iyi hissettiren haplardır. Aslında. Bir tıbbi faydası olmayan, sadece sizi psikolojik olarak daha iyi hissettiren ama gerçekten bilimsel olarak da faydası olduğu kanıtlanan. Ben bunu Jacob'la alacağım çünkü Tears Up'ımız var. Herhangi bir şekilde biz Jacob'ı İsa'yı güçlendirebiliriz. Ama Jacob'ı güçlendiremeyiz maalesef. Sakiniz, sakiniz. Çıkart kafanı. Tamam, hallediverdik. Bir tane de anahtar çıktı. Direkt one up'ı alıyorum. One up'a ihtiyacımız var şu anda. O one up bizim için çok değerli. Ve ondan sonra direkt bir alt kata gideceğim. Yani bu olabilir. O el, bu el olabilir dostlar. Yani... Tamam, one up'ı aldım. Sadece Jacob'ın ekstra şeyi yoktur diye düşünüyorum. Ekstra canı yoktur. Atıyorum ama sanırım öyle, emin değilim ama. Ya hani Dead Cat'te mesela bir karakterde çarpı 9 gözükse bile bir herhangi bir karakter öldüğünde bütün karakterler uyanıyor. O yüzden ben bu Jacob'ın aldığı one up'ın da İsa'nın aldığı one up'ın da Jacob için geçerli olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de emin değilim. Umarım ölmeyiz de bunu zor yoldan öğrenmeyiz. En kötüsünü hazırlamamız lazım kendimize. Hocam ölür müsün artık, rica ediyorum. Hızlı bir şekilde boss'u bulmamız gerekiyor. Güçlendik, bayağı güçlendik aslına baktığımızda. Sadece İsa'nın birazcık cana ihtiyacı var. Yok hocam, sağ ol. Markete gittiğimizde eğer almamız gereken bir şey varsa zaten 13 altınımız var. Muhtemelen alacağız ama... Hayır. Bunu yaşamak istemiyorum hocam. Kırmızı kalp hasarı aldık. Melek anlaşmalarımız da artık sıkıntıya girdi. Ben şu şekilde şunu alayım bakayım. En sağa doğru gidiyorum ben. En sağa doğru gitmeye devam. Şey olmuş. Q'ya basalım, bir Tears upgrade daha. Gittikçe güçleniyoruz dostlar. Bir eşya. Peki aktif eşya. Sadece uçabilirsek erişebiliyoruz. Uf, Jacob'ın buna ihtiyacı vardı. Abi Jacob'la İsa'yı karıştırıyorum artık, yeter. İsa diyecektim az önce de. İsa deyince de hani Hazreti İsa'nın İsa'sı gibi değil dostlar. Esav ya da Esav da denir. Ama İngilizce okuyuşuyla, İngilizce okunuşuyla İsa diye okuyorsunuz. Evet, bu arkadaşın ağzına bomba verebiliyoruz. Gel bakayım hocam. Şöyle bir şey yapalım. Latch key. Soul artı tabii ki de vereceğiz. Eşya odasına ulaşamadık henüz. Eşya odasını istiyorum ama aslında pasta geçebiliriz. 14. dakikaya kadar kendime şey vereceğim. Marketi bulduk. Markete de bir girelim bakalım. Tabii ki Greed Savaşı. 14. dakikaya kadar kendime izin veriyorum. Sonrası bakacağız. Hatırda alalım. Hadi bakalım. Şu soldaki üste olmazsa muhtemelen kaçıracağız. Yapacak bir şey yok. Yani bu boss rush'ı yenebileceğimiz bir build dostlar. O yüzden evet, eşya odasında bulduk. Hayır. Soul artımızda bir miktar kaybetmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Girelim bakalım, içeride ne var mı? Mysterious Liquid. İşte bunu istiyoruz dostlar. İşte bunu istiyoruz. Ama yani Jacob'la mı alsaydık keşke? Çünkü İsa'da tek X olduğu için çok mantıklı olmadı sanki. Ha? Emin olamadım şimdi de. Sağda da solda da gizli oda olabilir ama daha fazla bu katta debelenmeyeceğiz. Bunu söylemiştik. Bakalım, tekrardan bir Tears upgrade'i. 5'e yaklaştık dostlar. Hızlı bir şekilde eşya odasının marketi. Evet, brimstone atan düşmanlarımız var burada.
Ne bu? Unidentified. İhtiyacım yok. Şu an Tirza Pop'unu bulduğuma göre başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani oran buran olabilir dostlar. Rock Bottom'ı açtığımız oran buran olabilir gerçekten. Hadi abi. Yapacağız bu sefer ya. Birazcık hızlı temizlememiz lazım. Karakterlerimiz birbirinden ayrıldı. Aa yo, bu arada Take Point 5 aldık biz, o yüzden sıkıntı yok. Şu şekilde Jacob'la gireyim bakayım içeriye. Bir eşya çok iyi olur. Şey, melek anlaşması... Pekala. Pinking Shears verdi. Değersiz bir şey bu. Tamam, hızlan. Hızlan, tempoyu arttır. Tempoyu gerçekten arttırmak lazım artık. Hocam sal beni, sal beni. Ne olursun sal beni. Pekala. Hadi hızlı. Yukarıda da vardır muhtemelen. Hayır. Aa, şey yapmışız, tamam. Şarj dolmuş. Bir an korktum. Tears Up'ın kendisini kullandım diye. Aktif eşyamızı doldurup Jacob'la değiştireceğiz. Öyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım gidelim. Artık İsa'nın tier rate'i sınıra dayandı. Soft cap'e dayandı. O yüzden ona daha fazla vermenin bir anlamı yok. Şu anda bir aktif eşyada çıksa bizim için kötü değil aslında. Sınırsız fire rate. Yani sınırsız değil de işte soft cap'e ulaşabileceğiz iki karakterle de. Dostlar bu arada son yoruma çok güzel yorumlar aldım. Yani nerelerdeydin, özlettin kendini vesaire. Ya gerçekten teşekkür ederim dostlar. Yani gururumu okşadınız, öyle söyleyeyim. Ya abi ne kadar şey olursa olsun. Ya ben sosyal medyaya alışık olan birisi değilim dostlar. Yani sıradan bir hayat yaşıyorum. Sosyal medyada hani birkaç bin takipçim var. Çok öyle yüksek bir sayı da değil. Ama insanlardan özlettin kendini, işte ne bileyim videoların çok zevk veriyor. Uzun süredir Isaac videolarından zevk alamıyorum. Sonunda Türkçe konuşulan bir Isaac videosu falan diye yorumlar görünce böyle. Ya böyle bir gururum okşandı. Hayır, şeytan anlaşması gitti. Gitti gitti gitti. 05'e 05 tutacağı yok bunun. Zaten gittik biz anlaşmaya gerçi. Şöyle yapalım. Bunu şeye verelim. Abi 16 ben gidiyorum mu ya? 17. dakikaya kadar bekleyeceğim. 17'ye kadar bekliyorum abi. 17, sınırımız 17. Hadi bakalım sola gideyim. Abi yapma, bu vakit harcattıran bir oda. Hadi bakalım. Tamam, markete bulduk en azından. Şundan da bir şey çıkma olasılığı var. Tamam. Kupon. Kuponu alacağım Jacob ile. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Tears'ı bırakıyorum. Jacob'la al. Bunu al. Ve şunu al. Bay bay. Yapmak istediğimiz şey buydu dostlar. Tears Up. Onun da Tears Up'ını 5'e sabitledik. Zaten dolmuş neredeyse ya. Sıkıntı yok. Kupon artık bizim için önemli olacak. Olası bir şeytan anlaşmasında. Ki artık garantiye kalıyor zannediyorum ki. Hadi. Hadi bu sefer boss rush. Ne olursun. Ne olursun. Doğrudan boss'a gidiyoruz. Odiful'da bulursak, çentikli kuru kafayı da bulursak bizim için çok tatlı olacak. Hadi artık öl. Yerde ayakları olmadığı için bu da sıkıntı. Empress. Hayır. Tam hasar aldık bir tane. Sıkıntı yok. Halledeceğiz abi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hızlı hızlı halledeceğiz. Tamam, eşya odasını da bulduk. Anneyi çok hızlı yenebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bir an önce boss'a gitmemiz lazım. 17.42. Leo. Leo'yu almayacağım. Yok. Hayır. Leo'yu almayacağım. Leo bizim için iyi bir eşya değil. Aa, hoş olmadı bu. Hadi boss burada olsun ne olur. Tamam, şurayı patlatıyorum. Jacob'la alalım şunu.
Yapma hocam, hasar verme. Bunlar patlıyor. Hadi boss'u bulduk. Çentikli kuru kafayı bulamadık. Market GG oldu yani. Yapacak bir şey yok. Giriyorum ben. Tamam. Bayağı bir DPS sağlıyoruz. Yetişeceğiz. Boss rush'a yetişiyoruz dostlar. Vallahi boss rush'a yetişiyoruz. Olacak mı bu sefer? Dur yine kesin konuşmayalım. 18.46 hadi. Yine çok uzun sürdü ama olsun. Hadi yapacağız bu sefer. Sadece hasarımız çok yüksek değil. Boss Rush'a yetiştik ama kazanabileceğimiz kesin değil. Kazanma ihtimalimiz düşük. Yani onu söyleyeyim. Şöyle ikisine de birden aldırıyorum bunları ben. Melek anlaşmasına giriyorum. Circle of Protection'ı İsa'ya veriyorum. Bir an kayboldu zannettim. Boss Rush altıma ediyordum dostlar. Şimdi buradan iki tane eşya seçebiliyoruz. Sad Onion. İhtiyacımız yok. Tamam. Void. Void önemli. Void'u alacağız burada. Şimdi. Void'u nasıl alacağız? Void'u kiminle alalım? Bu bosslara karşı Void'u kullanmamız gerçekten önemli. Space'e vermek istiyorum ben Void'u. Çok az aşağı gel. İkisini aynı anda alacağız. Tamam. Hayır. Ölmememiz lazım abi. Ölmememiz lazım. Olmaz. Bu sefer alacağız o işi. Megamov'u hallettik. Abi Mysterious Liquid'i görüyorsunuz. Evet, bunu da hallediverdik. İki boss. Ya alabileceğimiz en iyi aktif eşyayı aldık sanırım ya dostlar. Gerçekten. Arada sırada kırmızı kalpler de çıkacak. Bunları şey yapmamamız lazım. Gözden kaçırmamamız lazım. Hayır. Yerden kırmızı kalpler, soul heartlar çıkması lazım. Yoksa bu iş olmaz. Blood. Blood'a kullanabildiğimiz iyi oldu. Blood berbat bir boss. Her şeyi berbat edebilecek bir boss. Şu an en çok korktuğum boss bu yani. Sadece avantajımız çok yüksek bir, çok geniş bir odada karşılaşmış olmak. Evet. Yapıyoruz abi bu işi. Bu işi yapıyoruz. Şu yerden çıkan arkadaşa dikkat etmemiz lazım. Circle of Protection mermilerini kendisine yansıtacak. Şu soul artı alayım ben, bir bakayım. Tamam. Bir tanesini hallediverdik. Circle of Protection bütün şeyleri atmıyor. Yani dikkat etmek lazım. Evet. Bunu hallediverdik. Void gerçekten çok büyüksün. Void büyüksün. Yapıyoruz abi sanırım. Bu sefer oluyor galiba. Melekler bizi birazcık zorlayabilir. Onun dışında çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Abi oluyor vallahi. Vallahi oluyor galiba dostlar. Tamam, onu da al. Hatta öbürleri de yakalanıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bu boss'un yakalanması da çok güzel oldu. En nefret ettiğim boss'lardan bir tanesi. Bunun zelzeleleri. Zelzelelerine dikkat etmek lazım. Bu zelzele atabiliyor muydu? Öbürü mü atıyordu? Hatırlayamıyorum ki. Allah'tan bunun kalbini hızlı bir şekilde yenebildik de. Uğraşmıyoruz yani. Tamam. Hallediverdik. At bakalım. Dark One yakalanmadı. Dark One'ın yakalanmaması hoş olmadı. Bu Brimstone atabiliyor çünkü bu arkadaş. Hadi abi. Az kaldı.
Vallahi az kaldı. Evet, meleklerden bir tanesi geldi. Hayır. Tamam, sıkıntı yok. İyiyiz. Kırmızı kalpler var yerde. Kırmızı kalplerimiz var. Halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Dert değil. İkisini de çek. Çek ikisini de. Çekmedi. Tamam, sakin. Şu arkadaşı bir öldürelim. Bu arkadaşların canları çok fazla olduğu için. Fallen. Fallen da sıkıntı. Fallen da sıkıntı. Fallen'a da dikkat etmemiz gerekiyor yani. İki taneye ayrıldığı zaman da iki yerden brimstone attığı zaman derde giriyoruz. Allah'tan sadece artı şeklinde atabiliyor. Çapraz şekilde atamıyor. Yani kaçabileceğimiz bir şans var. Hayır, kaçtı. Void'den kaçtı bunlar. Void'den kaçmaları hoş olmadı. Tamam, War kaldı sadece. War birazdan bizi takip etmeye başlayacak. Abi çok heyecanlıyım. Oluyor. Aa, açıldı abi. Rockbot'umu açtık. Rockbot'umu açtık abi. Rockbot'umu açtık. Kayıtta bir problem yok değil mi? Kayıtta problem yok değil mi? Yok abi. Rockbot'umu açtık. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım gol. Oldu abi. Oldu, sonunda oldu. Rockbot'um oldu. Rockbot'um oldu. Oldu. Sonunda oldu. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey abi. Yok böyle bir şey. Taflak'ı kiminle alacağız şimdi? Hadi onu da Jacob'la alalım. Jacob favori çocuk gibi oldu yine. Abi mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey ya. Oh. İyisin abi. İyiyiz abi. Süperiz. Gidelim bakalım Womb'a. Womb'da öleceğiz şimdi değil mi? Womb'da ölme ihtimalimiz daha yüksek abi. Ama ben bu videonun amacını yerine getirdim. Bu videonun amacı yerine geldi hocam. Yani daha artık umurumda değil. Ölmüşüm, ölmemişim. Ne olmuş, ne bitmiş, hiçbir şey umurumda değil. Ya o kadar umurumda değil ki yani, size öyle söyleyeyim. Kalkacak mısın artık? Kafanı çıkar. Çıkart kafanı. Yeter artık. Hadi. Hadi hadi. Sonunda be hocam ya. Sonunda yahu. Yerden pin fırlayacak. Güzel. Önce şeyleri patlatmamız güzel oldu. Bu arkadaşlara dikkat edeceğiz. Alatan Circle of Protection defansımızda da, defans anlamında da bize bayağı bir yardımcı oldu. Oh, tamam, sakinleştim. Hayır, 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 hayır. Bu oda olmaz. Bu oda dert. Bu oda dert birazcık. Şunu al bakalım. Challenge odasına giremiyoruz. Çıkart kafanı. Hasarımız çok düşük abi. Hasarımızın artması lazım bir şekilde. Başında Circle of Protection olunca açmıyor mu? Onu anlamadım ben. Ha, Void kırıyormuş onları. Pekala, pekala. Burada kullansak daha mı iyiydi sanki? Void'u. Neyse, dert değil. 4 odalık şarjı var zaten. Bugün belki de bol skill işiyolu bir video görmek istediniz. Lakin biz abi Rockbot'ımı açtık. Oyundaki en güçlü eşyayı açtık dostlar. Ya potansiyel olarak en güçlü. Çünkü Rockbot'ımın bilmeyenler için açıklayayım dostlar. Rockbot'ımı aldığınız anda hani mesela statlarınız aşağı düşemiyor dostlar. Mesela bazı eşyalar vardır. Size güzel bazı statlarınızı arttırır ama bazı statlarınızı da düşürür.
Rock Bottom'ı aldığınız zaman bunlardan etkilenmiyorsunuz. Ya da mesela Lusty Blood'ı aldınız ya. Mesela bir odada 5 tane düşman yendiğiniz zaman Ace of Hearts, yani kalsın elimizde, Ace of Hearts işimize yarar. Lusty Blood'la her düşman yendiğinizde mesela hasarınız artıyor. Hasarınız arttığında bir daha düşmüyor dostlar. Yani Lusty Blood'ın 5 vuruşluk şeyini sınırsız almış oluyorsunuz. Ya da Bloody Lust'ın da aynı şekilde. Hasar aldığınız zaman hasarınız artıyor ama bir daha düşmüyor bir sonraki kata geçinizde. Ya da mesela Soy Milk aldınız. Hasarınız düşmüyor bir de fire rate'iniz düşmüyor dostlar. Fire rate'iniz 5 iken Soy Milk aldığınızı düşünsenize dostlar. Bir anda hasarınız düşmüyor. Pardon, özür dilerim, kafam karıştı. Hasarınız mesela 8 iken Soy Milk aldınız. Fire rate'iniz 15'e yükseldi ve hasarınız da 8. Düşünsenize nasıl bir şey olacağını. Kıyım yani. Yok oluş. Tamam, Void'u da atalım şöyle. Güzel, hallediverdik. Void varken gerçekten Bloat pek bir şey yapamıyor. Tamam, bu katı da temizledik dostlar. Bir sonraki kata gidiyoruz. Sheol'e gideceğim galiba. Neyi açmamışız bakalım. Evet, Sheol'e gideceğim. Boss Rush'ı da tamamlamış olduk. Dediğim gibi bu video varken bir yayın olabilir dostlar. Ben bu videoyu yarın, dediğim bugün günlerden salı, çarşamba günü akşam saat 8'de YouTube'a atmış olurum. Muhtemelen bir yayında olabilir. Muhtemelen olabilir, bir sıkıntı çıkmadığı sürece. Yani bir sağlık problemi, bir sorun, cart curt bir şey olmadığı sürece muhtemelen açarım bu sefer. Sağlık problemi dediğim de benim olması şart değil sonuçta. Mesela bugün bıdığımın ateşi falan çıktı. Yeğenimin. Bayağı ağlıyordu yani, sıkıntılıydı. Hastaneye falan götürdü annesi babası, benim annem falan, herkes beraber seferber olduk. Ateş falan çıktı böyle. Kusmaya falan başladı. Çocuk hayatında ilk defa böyle hasta oluyor. O yüzden onunla biraz uğraştık yani. Yani bir şey yoktur diye umuyoruz ama hani doktor demiş enfeksiyon kapmış falan demiş, önemli bir şey yok demiş ama umarım yoktur yani. Tekrar hastaneye götürüp bir kan tahliline sokacağız yani çocuğu. Ya keyfi olmayınca gerçekten sizin de çok keyfiniz olmuyor dostlar. Abi çocuk yanımda, hani çocukla oynuyorum, tutuyorum, öpüyorum, işte sarılıyorum, oyun oynamaya çalışıyorum onunla. Normalde hep güleç bir çocuktur, gülecendir. Hani çok fazla tepki vermeyince siz de üzülüyorsunuz dostlar. Yani çok kötü bir şey ya gerçekten. Çok tepki vermiyor, somurtuyor böyle, sürekli ağlıyor. Çok iğrenç bir olay yani. Biraz yine iyiydi bu sabah da akşam, geceleyin çok kötüymüş. Ölmeyelim, ölmeyelim, ne olur ölmeyelim. Öleceğiz galiba. Neden bu kadar çok hasar aldım inanın bilmiyorum. Kırmızı kalp almamız lazım. Şimdi bu odaya giriyorum. Evet, öldük. Nasıl? Bitti mi? Yok, hayır, bitmedi. Oh, güzel, 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 güzel. Ve canlarımızın tamamı yenilendi. Güzel. Jacob öldü. Jacob ölmesine rağmen geri doğduk. One up'ı bir şekilde kullanmış olmak zorunda kaldık. Hasarımız çok düşük abi. Hasarımız azıcık daha yüksek olsa çok daha kolay bir şekilde halledebileceğiz. Hadi bakalım. Brainworm. Oo, çok iyi trinket ya. Çok iyi trinket. Abi gerçekten goated. Aa, mermileri üzerine alıyor. Çok iyi. Brimstone atmadığı sürece sıkıntımız yok. Güzel. Şimdi Sheol'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Şeytan anlaşması da çıkmadı maalesef. Videoda bir problemimiz yok.
Abi 35 dakikada Sheol'e gitmek mi? Gerçekten mi? Demek ki biz de yapabiliyormuşuz bir şeyler be dostlar. Güzel. Bütün etrafındaki brimstone böcekleri bana gerek kalmadan hallediverdi. Buradan da Soul Heart çıkmadı. Şuraya da bir bakalım. Çıkmadım yani, of. Soul Heart'a ihtiyacımız var dostlar. Işınlanabilir. Aslında bu odada da güzel bir şeyler çıkabilir ve Gapis kalır çıktı, evet. Gapis kalır çıktı gerçekten. Bu odada ölme ihtimalimiz var. O yüzden ben hemen alıyorum. Birinci Gapi eşyamız değil mi bu? Yani Gapi olma şansımız pek yok da. Abi nefret ediyorum ben bundan ya. Ben bundan hasar almadan duramıyorum yani. Tamam. En azından aldığımız hasarı bir şekilde şey yaptık. Çok büyük hasar almadık. Ve bir şekilde kalp kazanarak telafi edebildik. Şeytanlaşması da olmadığı için. Dert değil. Sıkıntı yok. Ama Birthright dostlar. Birthright'ın bu abi kudurmuş gibi sıkıyor ya. Kudurmuş gibi sıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen kudurmuş gibi sıkıyor oğlum. Böyle bir şey mi var ya? Salın birazcık. Shot speed'ini arttırmışlar. Tabii şampiyon hali farkındayım da. Ayıp yani, olmaz öyle. Şuraya bir atalım bakalım. Belki gizli oda da vardır. En azından bir tane solar çıkarttık. Bunu da Jacob'a verelim. Jacob biraz daha sanırım hasara meyilli. Sürekli önde olmasından mütevellit. Yani bilerek öyle yapmıyorum ama oyunda zaten akışına bıraktığınız zaman genellikle Jacob biraz daha önde oluyor. İsa'ya göre. Çoğu zaman diyelim. Bu oda hariç mesela. Steam Sale ne işimize yarayacak bu saatten sonra bilmiyorum ama alalım bakalım. Unidentified Pill istemiyorum. Peki Broken Syringe. Girelim bakalım. 3 2 1 Evet, 2 hasar aldık. 2 hasar aldık. Bu iyi değil. Evet, Circle of Protection çok önemli. Circle of Protection burada çok önemli. Halledeceğiz gibi duruyor. Yan yana duralım ama. Yan yana durmamız şart. Şunları da patlatmamız, şu böcekleri patlatmamız da şart. 8 çizin dostlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız 8 çizin. Evet, 3. fazından hasar almayacağız galiba. Evet, almadık. Gidelim bakalım. Kimde var? Kimde var negatif? Negatif Jacob'da var. O yüzden Jacob'la giriyoruz içeriye. Yanlış bir hamle yapmayalım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Buradan ne eşyalar çıkacak? Yok hocam. Sağ ol. Sağ ol. Yok. Sağ ol. Ceremonial Robes. İşte bu. İşte bu bir şeyleri değiştirir bak. İşte bu bir şeyleri değiştirir. Cambion Conception'ı verme hocam. Kalsın orada, voidlayabilirim belki. Şarjımızı bir arttıralım bakalım. Hala daha bu iş bitmedi. Aa, ölüyorum. 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 Bu odada ölme ihtimalimiz var. Yakındı. Tamam, tamam. Hadi. Kalp çık. Oh. Oh, ölme ihtimalimiz var. Şimdi ben o 3 tane siyah kalbi alacağım galiba. Ceremonial Robes'a ihtiyacım var. Hayır, hasar verme. Hadi bakalım. Void'u da bir beleşe getirsin de ben o Void'u kullanırım.
Tamam, bir tane kırmızı kalp çıktı. Buna ihtiyacımız var. Loki ve Little Horn. Hayır abi, ateşli atma. Ateşli atma. Atma ateşli. Hermit. Şuraya bir bomba bırakalım bakalım. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Bunu hasar almadan muhtemelen yenebilirim. Muhtemelen. Artık bir eşya çıkartsan, rica etsem, rica etsem. Little Horn'u almayacağım bu arada dostlar. Evet, Void'u aldım. Şu Little Horn'u da, onu da bedavaya getirip şeyi kullanacağım. Void'u kullanacağım, Void'u alıp kullanacağım. Tamam, pekala. Abi bu odadan hasar almamak gerçekten zordu ama. Yani gerçekten zordu. Ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. Daha çok gencim. Kalp çıkar hocam. Kalp çıkar. Soul art çıkar. Çıkart bir şey. Şu şekilde ikisine birden hasar veriyoruz. Bakın fark ettiyseniz, eğer yataydan böyle vursaydım, ikisi şerit halinde, şu şekilde şerit halinde durduğunda Brainworm'le birisine gidip aşağı doğru yönelecekti. Ama şuradan vurduğum zaman Brainworm'le sağa doğru yöneldi ve ikisine birden hasar verebildi. Yani bu tarz şeyleri düşünebilirsiniz pratik zekanızla dostlar. Hayır, 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 hayır. En azından kırmızı kalp hasarı yedik. Dert değil. Çok büyük bir dert değil. Ne olur kırmızı kalp ver. Hadi son oda. Burasıyla beraber bitiyor. Sıkıntı yok. Kontrollü bir şekilde patlatacağız bunları. Suratımıza örümcek atmasın. Ace of Hearts'ımız var bu arada. Tamam, Ace of Hearts'ı kullanabiliriz. Nedir bu? Stars. Joker. Joker kullanabilirim, Joker'ı. Aa, Last Blood hocam, hocam, hocam. İşte bu. Tamam, Q'yu kullanıyorum ben burada. Şunları alayım şöyle. Tamam. İsa ile alıyoruz. Temperance çok önemli değil. Kupon için şarj da geldi. Güzel. Oradan da birazcık hasar artışı alacağız. Hasarımız 4.44'e 5.44. Hala daha çok az. Last Blood'ı da almamız bize birazcık hasar artışı sağlayacak. Q'ya basıyorum. Void'u alıyorum. Ama kupon gidecek. Yani dert değil. Bundan sonra, bu saatten sonra kuponun gitmesi dert değil. Hepsini aldık. Aa bakın. Hem hasarımız arttı. Hem hasarımız arttı. Hem de fire rate'imiz arttı. Hepsi arttı. Bu güzel oldu yani bizim açımızdan. Hermit dert değil. Ace of Hearts. Bir dakika. Ace of Hearts'ı Jacob'la tutacağım ki bir oda dolusu düşman gördüğümüz anda Ace of Hearts'a basıyoruz. Hatta şu odaya dikkat. Şimdi. Temperance önemli değil. Blood çalışmıyormuş öyle. Sen bir git hocam şurada. Şunları alalım bakalım. Boss buranın solundadır muhtemelen. Burada kullansaydık çok daha iyi olabilirdi. Hala da canımız var, unutmamak lazım. Hayır. Yok, bunları öldürmemiz lazım. Bunların brimstone'ları dert. Kapı mı çaldı az önce? Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet, döndüm. Hadi şu kırmızı kalpleri alalım ve artık şu işi bir sonlandıralım. Artık boss buradadır diye düşünüyorum yani. Evet. Ama bu oda çok dar hocam. Yani neyse, hasar almadık. Da. $3 bill yok hocam, yok. Bunu voidlayabiliriz iki oda daha temizleyip, ama ben o kadar canla
şey yapabileceğimi, başa çıkabileceğimi düşünmüyorum. Hadi bakalım. Engellemiyor. Olabildiğince hasar verelim bakalım. Hayır, 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 hayır. Would you like to do a victory lap? Hayır. İstemiyoruz. Abi. Delirium'a gidemedik. Delirium'a gidemedik. Yapabileceğimiz bir şey yok bununla alakalı. Ben şöyle CD'de paylaşayım sizinle. 4SNQE7D7. Hasarımız düşüktü. Düşük olmasına rağmen başardık. Evet, artık sanırım ending'i görmenin vakti geldi dostlar. Evet dostlar. Damokles'in de aynı anda kilidini açtık. A King's Fortune. But at what cost? Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi Jacob ve İsa ile beraber hem Boss Rush'ı tamamlamış olduk hem de The Lamb'ı yenerek Damokles'in de kilidini açmış olduk dostlar. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.